Esra. Heh. Çınar Bey senin odasında bekliyor. Tamam. Çınar Bey ya. Ay be. Buyurun. Vay Esra Hanım. Dönmüşsünüz şirkete, çok sevindim. Sen de dönmüşsün. Çınar Bey olarak. Ya keşke bana söyleseydin. Yani şimdi sana bir hatamız falan olduysa eğer affola Çınar Bey. Yok. Ya ben senden çok özür dilerim bu arada. Yani sana söyleyebilirdim. Ama böyle olması gerekiyordu işte. Ya önemli değil. Herkesin sırları vardır hayatta. Doğru. Ama ben yine de sana söyleyebilirdim ya. Ya aile içinde alınmış bir karar olduğu için uyumak zorunda kaldım. İşte avara geçen yıllarımın cezası. Ya ama ben çok mutluyum stajdan başladığım için. Seninle tanıştım sanıyorsun. Yani ben senin Çınar Bey olmana sevinemedim. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya saçmalama Esra. Hiçbir şey değişmeyecek. Ben senin peşini kolay bırakmam. Ya şimdi öyle diyorsun ama zamanla değişir. Ya değişmeyeceğini göreceksin. Bu arada sen de bana her şeyi anlatabilirsin yani. Ne olursa hayatındaki her şeyle ilgili ben dinlerim seni yani. Ben teşekkür ederim ama şu an anlatacak bir şeyim yok. Yok tamam. Yani sadece şey yani bir zamanla bana daha çok güvenebileceğini göreceksin zaten. Tamam o zaman ben gidiyorum. Ha Esra. Bir de benim bu duruma biraz hızlı adapte olmam lazım. Senin yardımını isteyeceğim. Ha işte ya bana bunlarla gel. Söyle bakalım sana nasıl yardımcı olabilirim? Sağ ol. Şu pazarlama departmanında yaptığımız son işler var ya. Hı. Yakındakiler projesi, işte evlilik projesi falan. Hı hı. Onların bütün verileri lazım bana. İşte kaç tane firma dahil olmuş, bu firmalar kaç tane müşteri getirmiş. Bunların hepsinin detaylı bir raporu lazım bana. Tamam ben ne yapacağımı anladım. O zaman hepsini dosyalayıp getiriyorum. Çok sağ ol, süpersin. Rica ederim Çınar Bey. Başka bir emriniz var mı? Ya Esra yapma. Tamam tamam şaka yaptım. Ama bu şaka devam edecek söyleyeyim. Gelebilir miyim? Gel Çağla gel. Tamam sinirlenmekte çok haklısın ama ben böyle olacağını düşünmemiştim gerçekten. Böyle bir şeyin sürprizi mi olur Çağla Allah aşkına? Nasıl söylemezsin bana Çınar'ın babanın hisselerini alacağını? Ya bir anda verilmiş bir karardı Ozan. Çınar staj hakkında birdenbire tepki gösterince babam da böyle bir karar verdi. Haklısın toplantıda da çok fazla yükseldi. Ben de beklemiyordum. Ama toyluğunu vereceğiz ya artık. Ya ne toyluğu Çağla? Bu kadar işin arasını bir de şirket toplantılarına Çınar mı eleyeceğiz? Hayır. Ya ben anlamıyorum sizin aranızda niye böyle bir gerginlik yaşanıyor? Siz arkadaşsınız. Ben bu yeni verilen kararı sevinirsin sanmıştım. Ama sen de çok garip davranıyorsun, Çınar da çok garip davranıyor. Ne oldu? Anlat bana aranızda ne geçti? Yok bir şey. Çağla olur öyle. Biz aynı fikirde olmadığımız için gerildik biraz sadece. Sen boş ver. Ben ilk önce Çınar'la konuşacaktım aslında ama odasında Esra vardı. Bir de ona soralım bakalım niye bu kadar gergin aranız? Esra Çınar'ın odasında mıydı? Evet. Ne var bunda? İlginç. İlginç. Ne bakımdan ilginç o zaman? İşle alakalı bir durumları kalmadı ya, o yüzden söylüyorum. Çağla. İlginç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.